direkt olarak insan kaynakları personeli tarafından gerçekleştirilen süreçleri dikkate alacak olursak, işe alım süreçleri, işe alım sürecini gerçekleştirdikten sonra onboarding dediğimiz çalışanların hesaplarının açılması, kullanıcı hesaplarının oluşturulması, e-mail hesaplarının oluşturulması, oryantasyon programlarının takip edilmesi ya da o konuların ilgili kişilere assign edilmesi gibi süreçleri aslında robot tarafından gerçekleştirebileceğimiz kapsamlara girmektedir. Buna ek olarak insan kaynaklarında tabii işe alım sonrasında yapılan birçok aktivite var operasyonel anlamda. Örneğin bordroların hesaplanması ya da SGK ile alakalı bazı hizmet taraflarının takip edilmesi ve ilgili veri girişlerinin çeşitli regülatörlere de iletilmesi kapsamında olabilir bu iletişim. Dolayısıyla bu anlamda bir takip mekanizmasını da operasyon olarak takip ettirebileceğimiz iş süreçleri olduğundan bahsediyor olduk. Buna mukabil yine aslında insan kaynaklarını direkt olarak etkileyen personelin çıkış esnasında yapılan işlem adımlarını da robot tarafından gerçekleştirebileceğini konuşuyor olduk.